Şu an biraz kafka çıkarmış gibi olacağım. İzleyin. Patron, o iş ben de hallederim. Senden daha kötüleri var. Şurada maske... Bak bu kulağa tekme mi atıyor lan? Ödemeden gitme. Bak başına bela alırsın. Bak bodyguard var. Abla. Bak yapma. Dış. Abi canavar şunu dövsene dostum. Abi şunu. Dostum şurada kaçıyor. Abi bak. Yine bana kaldı bu iş. Abi adama bak lan. Yeni bir sistem geliştirdi kendine. Bizim kafe böyle işte. Yeniliklerle dolu. Bambaşka hale getirir seni. Bomba mı? Ne bombası lan? Ne oluyor? Kafe bir bat. Ha burada. Bakın arkadaşlar. Minik alet fıtır fıtır çalıyor. Nereye gittin lan? Hamdi abinin boynuna bak. Hamdi abi boynunu ne yapmışlar? Abla Hamdi abinin oraya gelirsen böyle olursun. Bana gelecektin. Vay 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 vay. Buluşun lan. Tüm paranı bana teslim edebilirsin. Paran bende güvende. İlk dostum son düşman. Biraz şekilli dans edersen bu iş tamam. Hadi bakalım. Allah ben dedim. Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. İnternet Kafe Simülatör 2 oyunumuzu hatırlıyorsunuz. Sizden beraber 2 bölüm çekmiştik. Ancak inanılmaz bir şey oldu. İnternet Kafe Simülatör arkadaşlar bir güncelleme getirmişler. Ve tüm kayıtlarımı silmiş oyun ya. Ya bu çok saçma bir şey biliyorum ama. Kayıtlarımı silmiş ama ilginç sürprizler getirmiş oyun. Şimdi İnternet Kafe Simülatör'ü seven arkadaşlar bir like atsınlar ve hemen başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak şöyle bir şey. Evde dün girdim, hani bir bakayım oyuna dedim. Bir tane kadın var. Yani bu oyunda karakterin bir eşi var. Ve buna tıkladığınız arkadaşlar moral, işte çocuk ve işe gitme gibi şeyler koymuşlar. Hatta mobilya yükseltip evin tipini falan da değiştirebiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkalım. Bu var. Sonra buzdolabı getirmişler eve. Bu buzdolabında da arkadaşlar böyle F'ye basarak yiyecekler dolduruyorsunuz. Bakın. Ağzına kadar doldurayım ben bunu. Tamam. Tamamını doldurdum. Günlük burayı doldurmanız lazım. Onun dışında... Kafem gitmiş. Tüm kafemi sıfırlamışlar. Ama tabii kafem gitmesi benim için kötü de olmadı. Biraz daha oyunu profesyonel öğrendim. Biraz daha iyi biliyorum. Artık kafede direkt böyle bilgisayar alayım bilmem ne diyeyim işine girmeyeceğim. Abi oyun makineleri daha değerli. Önce oyun makineleriyle başlayacağım. Çok daha güzel para kazandırdıklarını düşünüyorum. Ve zengin olup mükemmel bir internet kafe simülatöre hazır mısınız deyip başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, asansörümüz indi. Ha bir de arkadaşlar bu ekranın görüyorsunuz bu ileride sol üst köşesinde şey var. Böyle bir ne diyeyim yıldırım işareti, yemek işareti de Z yazıyor. En üstteki arkadaşlar enerjimiz, gücümüz, ortadaki yemeğimiz, en alttaki de uykumuz. Bunları yapmadığınızda arkadaşlar adam bayılıyor. Mesela yemek yemek istiyorsanız şuraya bir stand koymuşlar. Buraya geliyorsunuz, burada E'ye basıp 10 dolar karşılığında bakın şu an yedim fullendi. Yemeğinizi dolduruyorsunuz. Sonra kafe neredeydi benim? Kafe şuradaydı. Lan var ya şunun da görevlerini baştan aşağı bir daha yapmak zorundayım ya. Neyse kafemiz burası. Siz arkadaşlar biliyorsunuz bulgur ismini çok sevdiğinizi biliyorum. Bunu da yorumlarda çok belirtiyorsunuz ama ben neden değiştiğimi size anlatmıştım. Arkadaşlar internette bulunamıyoruz. Hep yemek isimleri çıkıyor diye değiştim. Bulgur demek isteyenler bulgur demeye devam edebilir. Çünkü bulgur net kafeyi bugün açıyorum. Evet arkadaşlar kafeyi açtım. Şimdi kafeyi düzenlemeden önce hemen şu bilgisayara bir oturayım. Hızlıca bir oyun makinesi sipariş vereceğim. Ha elektrik yok pardon. Bak kafeyi hiç ellemiyorum arkadaşlar. Şurayı bir açalım abi. Hemen bilgisayara oturalım. Şimdi arkadaşlar hemen şu kafeyi açalım. Hiç kimse bir şey yok ama. Şöyle ha, pardon geç kafeyi açmaya gerek yok. Zamazor'a gireceğim. Şöyle Zamazor'u açalım. Zamazor'un arkadaşlar şu oyun makinelerinden sipariş vereceğim. Bakın 1800 var şu 1400'lükten. En çok para kazandıran da bu. Bundan bir tane hemen sepete ekliyorum. Ve ödemeyi tamamlıyorum abi. Bilgisayar değil. En başta bununla başlarsanız arkadaşlar çok daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Şimdi bu gelmeden önce şurayı bir temizleyeyim. Yani devemiz gelmeden şurayı bir süpüreyim ben. Evet arkadaşlar kafeyi şöyle ufak bir tozunu aldım. Bakalım siparişimiz geldi mi? Gelmiş. Şimdi arkadaşlar benim tavsiyem bununla başlayın. Ya bu inanılmaz güzel para getiriyor bak. Bunu buraya kuruyorsun abi. Şöyle. Şimdi her gelen buna 120 atıyor ya. Bunun şeyi çok yüksek yani değeri çok yüksek. Bir de şu bombacı mülayim var ya. O gelip patlattığında mesela burayı kafeyi patlatsa bile arkadaşlar buna bir şey olmuyor. Mesela burada bilgisayarlar olduğunda bilgisayarlar dağılıyor, paramparça oluyor ve onları yeniden kurmanız gerekiyor. Ama bu olduğunda, oyun makinesi olduğunda oyun makinesine hiçbir şey olmuyor. Gelip gene adamlar oynamaya devam ediyor. Hatta kafeyi açık bırakın gidin onlar yine oynamaya devam etsinler. Şimdi bir dakika. Kafeyi açtık. Bakalım ilk müşteriler ne zaman... Aha kafeyi açmadım. Pardon. Kafeyi açalım hemen. Hop açık. Tamam kafeyi 10 numara açtık. Şimdi müşterileri bekleyelim. Şu dilenciye 100 dolarını ödeyelim. Başlayalım yani. Başlamazsak sıkıntı. Dilenci vallahi sen beni soyuyorsun ama ileride fena paralar da vermiyorsun.
Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın, ilk müşteri geldi. Mekana girer girmez bakın direkt para cebinize iniyor. Yok işte müşteri kaçtı bilmem ne falan yok. Direkt cebinize para girdiği için bu aletler bence mükemmel değerli. Önce bunlardan 3 tane alacak şekilde çalışacağım. Ondan sonra bilgisayar işine gireceğim. Bir de arkadaşlar oyun oynarken şu işte enerjinize, yemeğinize ve uykunuza dikkat etmeniz lazım. Bunlara dikkat etmezseniz arkadaşlar durup dururken bir anda bayılabiliyorsunuz. Bayılmak kötü yani. Olduğunuz yerde kalıyorsunuz ve sonra da sabah oluyor. Yani aslında gerçekten çok da kötü değil. Sadece bayılıyorsunuz yani. Çok da aslında önemli bir şey değil ama yine de bayılmak tuhaf. Bakın bir müşteri daha geliyor. Trink para. Çık bitti. Bu kadar. Hemen bu makineden çok fazla alabilecek şekilde para biriktirmeye çalışacağım. Evet akşam oldu. Şöyle bir gidip yatıp uyuyalım. Evet eve geldim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Mesela eşinizi işe falan gönderebiliyorsunuz. Bu moralini yükselttiğinizde eşiniz işe gidiyor ve orada para kazanıyor. Yine onun da parasını o şekilde toplayabiliyorsunuz. Şöyle bir uyuyalım. Akşam oldu. Evet uyuyup uyandığında bakın enerjim yükseliyor ama neden olduğunu çözemediğim şekilde uykum hiçbir şekilde geçmiyor. Şöyle dolaba yemek koyalım. Dolabı boş bırakmayın arkadaşlar. Eşinizin morali çok fazla düşüyor o zaman. O yüzden dolabı boş bırakmamam gerekiyor şu anlık. Hani bu eş işini yapmasalar olabilirdi. Yani bence biraz gereksiz. Böyle hani tek başına evde yaşayan bir internet kafe sahibi bir insan da olabilir. Ama bunu getirmişler. Böyle eğlence olsun diye getirmiş olabilirler ama bana zararı oldu. Yani tüm kayıtlarım gitti arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım şurada neler var. Oo, $800'luk bilgisayar var. Güzel bir şey var. Yani çanta şu anlık almayı planlamıyorum. Yani buralarda çok fazla işim yok. Ufak tefek şeylere para harcamayacağım. Daha çok oyun makinelerine yoğunlaşacağım. Hemen gidip onlarla devam edeyim. Evet tabi bu arada bizim dilenci hemen görevi vermek istiyor. Alalım. Evet bir serseri var. Onu döv diyor. Tamam o serseriyi döveceğim. Mekanı açalım. Serseriyi dövmeye giderim. Şöyle bir açalım mekanı hemen. Böyle açık diyelim. Bu arada arkadaşlar şurada çalışanlar kısmındaki şunu alacağım. Çünkü hani biraz müşteriye ihtiyacım var. Gelsin biraz çalışsın 3 günlüğüne. Bir de şu bodyguard da çok önemli. Giren çıkan böyle şeyler oluyor. Onlar da işe yarıyor ama daha çok aslında şu saldırılar için olan önemli. Bence hani bodyguard'ı bilgisayar kurduktan sonra alın. Onun dışında şu daha önemli bence ama şu an ikisini de almayacağım. Şu an bunlar kalsın. Kafeyi açtık. Kafe zaten kendi kendini işleyebilir şu an. Gideyim şu şeyi döveyim. Hadi o adam buraya gelir ya. Önüne aile yazan adam dövecektik ya. Oğlum bizim maskot nereye gitmiş lan? Maskot. Maskota bak lan oğlum. Sen burada çalışman lazım. Ha tamam. Böyle ninna ninna ninna. Abi şuraya bak gelmiş burada. Değişik hareketler yapıyor. Yani böyle getirtebiliyorsan adamları helal olsun diyorum sana maskotçuğum. Oğlum sen de bir şeyler çalmaya falan gelme sakın. Ağzını burnunu kırarım. Dur bakalım şimdi. Arkadaşlar şu önüne family yazan adamı bulup vurmam lazım. Ama ben çok yorulmak istemiyorum. O benim ayağıma gelsin. İlla ki buralarda gezecektir. Bu arada arkadaşlar oyuna evsiz diye de bir karakter getirmişler. Bu karakter de bize görevler vermeye başlamış. Değişik değişik görevler veriyor bize. Hani bu da farklı görevler vererek bizim gelişmemizi sağlıyor. Bir de şu X'e bastığınızda şurada fiziksel yetkinliklerinizi artırıyorsunuz. Tabi bunlar biraz daha ileride yapacağız. Ama şu enerji şeylerinizde kesinlikle şu enerjiyi bence yükseltin. Bu önemli. Uykusuzluk çok önemli değil. Aslında uykusuzluk da önemli. Ben şu anlık enerjiyi yükseltmek istiyorum. Enerjim düşmesin. Enerjim düşünün direkt ölüyorum. Pardon bayılıyorum. O yüzden böyle kalsın. Şu bizim karakter nerede kaldı oğlum? Family yazan kelamca henüz gelmedi. Hah gördüm. Adamı gördüm. Şunu kafasına geçireyim devam edelim arkadaşlar. Tamam. Dilenciyle konuşabilirim artık. $200. Kanka teşekkür ederim. Şimdi bakalım kaç liramız oldu. Bir tane daha oyun makinesi alabiliyor muyuz merak ediyorum. Arkadaşlar $1000'ımız oldu. Fena para değil. Şimdi zama zora bir bakayım. Tamam. Oyun makineleri ne kadar? $1000'lık var mı? 1200'lük bir tane var. 4 yıldız. Ya biraz sabretmem gerekiyor bence. Çünkü yani şu makine çok iyi para kazandırıyor. 1370'lik bir de şu 1400'lük. Onları almam lazım. Tamam. Şimdi tekrar eve gelmiştim arkadaşlar. Şöyle nasıl işe gönderiliyor? Şöyle göstereyim size. İşe gönder butonuna tıkladığınızda ışınlanıyor. Yani çok ilginç. Keşke benim de şu an evden internet kafeye ışınlanma butonum olsa. Baksana tak diye gitti. İnsan şuradan doğru yürür falan çıkar ya. Buzlambımız dolu mu? Günlük arkadaşlar buzlambını dolduruyorum. Tamam gidelim. Evde kimse yok. Hadi bakalım. Tekrar devam ediyoruz. Kaç lira paramız oldu? Bir bakalım. Arkadaşlar 1310 param var. 1400 lira civarında bir şey olması lazım bu oyun makinesinin değeri. Şimdi hemen
bir iki tane daha eleman böyle mekana indirip 1400 lirayı tamamlayıp bir oyun makinesi daha alacağım. Şöyle kafeme bir gideyim. Ha bu arada dilenci abi bir görev daha verdi. 200 dolar şuna ödemesem başıma bela alıyorum. Tamam bunu öde. Ödemem iyi oluyor. Şurayı bir açalım. Tamam. Kafeyi de açalım abi. Hemen müşteriler gelsin bakalım. İki müşteriyi bu işi hallederiz. Ha bir dakika, müşteriye çok gerek de yok aslında. Şunları satayım ben abi. Dur şunu at. Abi şunu sat ikinci elci. İkinci elci. Kanka şunu al. Şu an iyi param olmuş olması lazım. 1323 mü? Nasıl yetmez abi, bir müşteriye ihtiyacım var. Acil. Bir müşteri daha gelirse diğer makine, ikinci makineyi de alabiliyorum. Maskot. Oğlum biraz daha güzel dans etsene dostum. Biraz şekilli dans edersen bu iş tamam. Hadi bakalım. Oğlum maskot da var ya, bir düzgün dans etmiyor. Düzgün dans etse müşteri dolacak burası ya. Şuna bir tane vurayım dur. Bunu çok sevmiyorum. Tamam bir müşteri daha geldi. Şu an para tamamlanacak, izleyin. Hop. İkinci makinemi sipariş ediyorum hemen. 1300 ve 1440. Arkadaşlar iki tane çok iyi kazandıran makine var. Biri şu 1400 dolarlık olan. Biri de şu 1370'lik. Şimdi 1400'lükten bir tane aldım. Bir tane de bundan alalım arkadaşlar. Şöyle ödemeyi tamamla diyelim. İkinci siparişimiz de birazdan gelir ve kafe artık tıkır tıkır işlemeye devam edecek. Ha bu arada şunu da satalım lan. İşe yaramıyor şu anlık. Yani şu anlık kafe şeklinde değil de oyun salonu şeklinde başlayıp sonra internet kafeye dönüştüreceğim. Çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Tam 3 kuruşa sandalyemizi de sattık. Hemen koşa koşa mekana gidelim geri. Yemek bitmiş. Arada bir yemek yiyelim. Kanka bana bir sucuklu kaşarlı tost. Dostum sucuklu kaşarlı yok. Benim elimde sadece kaşar var. İstersen sucuğa karıştırıp vereyim. Tamam ne istiyorsan ver. Acıktım. Ol dostum. Terbiyesiz. Mekan açmış, hiçbir şey yok. Benim mekanım öyle mi abi? Ne ararsan var. Dilenci. Oğlum sana para ödemekten cebinde para kalmıyor lan. Bu arada şey geldi mi? Oo mekan. Vay be, hemen kargo gelmiş. İzleyin arkadaşlar. İkinciyi de kuruyorum. Şöyle bunu da şu köşeye kuralım abi. Abi 10 numara. Şimdi izleyin nasıl işliyor burası. Para tıkır tıkır akacak şimdi. Şöyle biraz temizlik yapalım. Yeşil surat devam et. Yeni kurdum ben onu. Yeşil surat da bu oyunu çok seviyor galiba. Kafede, kafe mübarek olduğu yerde kirleniyor kafe, biliyor musun ya? Böyle saçma sapan bir kafe olamaz. Yerde sürekli iz çıkıyor yani. Ayak izi bak, bak. Şu küçük şeyden almalıyım. Bir tane yerde kafasına göre takılan bir alet var. Gezip gezip temizleyen 5 gün boyunca. Abi onu süresiz alabilsem çok iyi olur ama 5 gün boyunca alabiliyorum. Abi o makine 600 dolar, benim 400 dolarım var. Şu anlık kafenin temizliği çok da umurumda değil. Bunu şimdilik almayacağım. Vay 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 vay, doluşun lan. Arkadaşlar şeyi çok güzel bunun. Direkt gelir gelmez parayı bırakıyorlar. Normalde biliyorsunuz buraya bilgisayar kursam şu köşeye. Adam gelecek, ben burada otururken işte parayı ödemeyecek, çekip gidecek. Eğer bodyguardınız yoksa da parayı da alamıyorsunuz. Lan var ya. Lan şu bizim maskota da acıdır. Evsiz. Bak senden daha kötüleri var. Şurada maskot. Maskot buna tekme mi atıyor lan? Bizim maskot çok akıllı değil. Maskot biraz dengesiz çıktı. Hadi bakalım müşteriler akın. Arkadaşlar bu arada ara sıra şu X'e basıp da fiziksel özelliklerinizi güçlendirmeyi unutmayın. Mesela şu enerjiyi ben sürekli artırıyorum. Benim için en önemli olan enerji. Enerji ne kadar geç tükenirse bana o kadar iyi oluyor. Evet akşam oldu, tekrar eve geldim. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bakın, eşiniz eve gelmiş oluyor ve burada tıklıyorsunuz. Para kazanmış. Parayı al ya. Niye eşimizin parasını alıyoruz bilmiyorum. Bence bunu biraz yanlış yapmışlar ama hadi parayı aldık diyelim. Eşimizin morali fena değil. Arkadaşlar mobille yükselttiğinizde morali biraz artıyor diye biliyorum ama şimdilik çok para kazanmam gerektiği için bu işe para harcamayacağım. Dolabı doldursak mı? Önce uyuyalım. Tamam uyuduk. Oyun kaydedildi. Şimdi eşimiz yine işe gitmiş. Bana hiç sormadan çıkmış gitmiş. Neyse çok önemli değil. Burayı da doldurduk. Biz de acıkmışız. Gidip biz de karnımızı doyuralım ve yeni makinemizi almaya çok az kaldı bu arada. Şimdi şöyle hemen gidip biraz karnımı doyurayım. Sonra kafeye yatacağım. Hop hop. Tamam karnım tamamen doydu. Gidelim şu kafeyi açalım hemen. Hop geldik. Maskot benden önce geliyor. Vallahi helal olsun sana. Maaşına zam yapacağım, benden önce kafeye geliyorsun yani. Sıkıntı değil. Güzelmiş. Maskotu sevdim abi. Şu kafeyi hemen hızlıca açalım. 1336 dolarımız var. Şimdi bir tane daha müşteri gelir gelmez yeni bir makine daha alabiliyorum. Dostum biraz zorla lan. 100 dolarım kaldı. Hadi hadi. Daha sıkı, daha sıkı dans et. İşte bu ya. Hani böyle iyice kafa gelmen lazım. Harikasın be dostum. Sen böyle dans ettikçe emin ol müşteri akar buraya.
Ve yeni müşteriler geldi arkadaşlar. Paramız doldu. Bir makine daha aldık mı bu iş tamamdır. Şöyle hop makinelere gir. Abi şu 1400'lükten bir tane daha çekelim. Bu arada dilenciden yine beyzbol sopası görevi aldım. Onu da tamamlayacağım ama önce şurayı biraz temizleyelim. Dilenci biraz bekleyebilir. Evet, gözüm yollarda ve deve fıldır fıldır geliyor. Kargocu, kargocu dostum, kargomu bırak. Evet arkadaşlar, kargom geldi. Hemen şöyle makinemizi alalım. Bunu da hemen hızlıca mekana kuralım. Şöyle üçlü oyun sistemimiz mükemmel oldu. Tamam. Buradan güzel para döner bence. Buradan gelen paralarla burayı iyice büyütebilirim. Bu arada arkadaşlar bir şey daha var. Şurada bir yerde at ganyan bayi açılmış abi. Oyuna ganyan bayi koymuşlar. Her şey kumar üzerine. Çok saçma ama neyse. Şurada arkadaşlar bir tane at seçiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şu dakika dolduğunda bir at yarışı oluyor. Eğer sizin atınız yani birinci olursa da buradan da para kazanabiliyorsunuz. Şu 3 tane beyzbol sopası görevi var. Ben onu bir yapayım dur. Akşam oldu ama çok umursamayacağım bu sefer akşamı. Akşam sabah aman. Çantam yok. Beyzbol sopası için bir çanta almam lazım. Abi 1000 dolar mı? Abi, çok para. Para o kadar harcayamam. Dur. Şunu at abi. Bu çantayı al. Tamam. Sırt çantasını yerine koyduk. Şimdi beyzbol sopalarını alalım. 1, 2, 3. Tamam. Bunların hepsini aldık abi. Şöyle alalım. Tamam. 3 tane beyzbol sopasını aldım. Dilenci nerede? Gece yarısı geliyorum artık. Vazgeçtim uyumaktan. Sürekli uyumaktan bıktım abi. Dilenci nerede ya? Kafe işliyor mu bu arada? Tamam, kafe işliyor ama biraz fazla kirlenmiş. Hah, dilenciyi buldum. Dilenci al. Lan bir de para vermiyor ya terbiyesiz. Şu benim oradaki kötü beyzbol sopasını alayım bari. Acıktım, mamam da yiyeyim. Mamam da yedim. Şu kötü beyzbol sopamı alayım. Aslında uyumam lazım ama henüz daha uyumadım. Uyumak da gerekiyor bence. Bakayım kafe ne durumda. Ha, maskot gitti. Ama kafe kazanmaya devam ediyor. Evet, boyuna da adam geliyor. Saat 1'den sonra gelmez normalde. Saat daha henüz 23. 1-2 daha kazansın. Şöyle kapatalım bugün de kafeyi. Öbür güne geçelim. Evet, şimdi ne kadar paramız birikti? 1165 daha paramız birikti. Şimdi şu eğitim görevi var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu eğitim görevlerini yapmadığınız zaman. Yani şöyle göstereyim size. Şimdi arkadaşlar şurada X'e bastığınızda şurada bir tane ne diyeyim kendinizi geliştirmenizle alakalı bir yer var. Biliyorsun fiziksel, kafe, işte yetenekler tarzında bir yer var. Şimdi bu yetenekleri her gece sabah olduğunda bir tane artırabiliyorsunuz. Yani günde bir tane puan verebiliyorsunuz buraya. Ama şu fiziksel ve kafe yetenekleri arkadaşlar baktım ki bilgisayar almadığınız zaman hiçbir zaman burada yetenek puanınız artmıyor. O yüzden öncelikle böyle Zamazor'dan birazcık bilgisayar siparişi vermeyi düşünüyorum ama bir dakika. Zamazor'dan verdiğimizde çok pahalıya geliyor. Şu ikinci LG'ye bakayım. Bir tane şundan alalım. Bir tane şu kasadan alalım. Bir de şu monitörü alalım. Koltukta şu olsun. Abi masa kaldı. Şimdi bir dakika bir şeyleri alıp götürelim. Önce şunu bir alalım. Evet az kaldı. Geldik. Şimdi bir dakika bunları şuraya atalım abi. Şöyle kenara. Sadece arkadaşlar şu an bir tane masa kaldı. Bakalım masa alacak paramız var mı? 400 dolarım var. Masalar nerede? Desk şurada. Şu kötü bizim masa ne kadardı? 328. Şunu alıyorum. Bir tane bilgisayar kurmamız lazım ki arkadaşlar internet kafe yeteneklerimizi de geliştirebilelim. Yoksa internet kafe yeteneklerimizi kesinlikle geliştiremediğimizi gördüm. Şimdi onun için bizim kargocuyu bekleyeceğim. Alın şu çocuğun da var ya canı çıkıyor şurada. Çalış çalış. İçindeki adamı merak ediyorum kanka. Kargocu da yavaş geliyor dostum. Biraz hızlan. Şişt, hızlı git. Devenin içine girdim ya. Şu masa gelsin şurayı bir kuracağım abi. İyice kirlenmiş burası da. Şu robottan alacağım. Robot çok iyi ya. Minik temizleyici robot al. Abi çekil. Seni ben bir ara dövmüştüm. Adamı dövdüm. Kafeme geliyor ya. Şurayı biraz temizleyelim. Sonra da bilgisayar kuralım. Hop bu iş tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir tane de bilgisayarımız oldu. Şöyle bakalım. Bilgisayarımız olmadığında yeteneklerimizi geliştiremiyoruz. 300 dolarımız var. Artık internet kafemizde bir tane de bilgisayarım var. Şöyle fiyatını biraz artıralım bunun. Şöyle pahalıya doğru gelsin. Hah, pahalının bir altı. 4 dolar iyidir. Tamam 4 dolar iyi. Bilgisayarın fiyatı 4 dolar olsun. Fena bir bilgisayar değil. Orta halli bir bilgisayar bu. Tamam kafenin kokusu nasıl? Abi koku berbat. Kokuyu güzelleştirelim. Tamam sonuna kadar kokuttum burayı. Oğlum durun durun. Adamlar öyle bir geliyorlar bana çarpıyorlar. Bir sakin girin abi. Bilgisayar mı? Kanka oyun mu? Genelde oyuna gidiyorlar. Bakın bilgisayara fazla giden yok yani. Ne bileyim ama
bilgisayara da oyun kursam acaba ne olur bilmiyorum ama tabii illaki etkiler. Şu küçük temizlik aletinden bir tane alsam ben ya. Biraz daha para aksa. 600-673. Abi şundan bir tane alıyorum. Çalışsın bakalım bu. Nerede o? Ha burada. Bakın arkadaşlar. Minik alet fıtır fıtır çal... Nereye gittin lan? Her şeyini al. Bak bak nasıl temizliyor. Oğlum var ya canavar gibi. Aferin oğlum. Evet. Kafe bir böyle hayali yola girmeye başladı. Bak fıldır fıldır temizlik makinemiz de var. O da tıkır tıkır çalışıyor ve... Abi bilgisayara kimse oturmayacak mı? Hah. Tamam. Masaya girdi abla. Allah iyiliğini versin. Öyle bilgisayara mı oturulur? Hemen şu kafeyi açalım. Tamam. Çok iyi. Evet. Bir tane oyun satın alsam diyeceğim de... Abla kaçtı gidiyor lan. Abla bak döverdim seni ama... Eyvah eyvah. Kadar şimdi değil. İki. Üç. Abla ölmüyor. Ölümsüz abla ölümsüz. Bir tane daha çaktım abla. Yemin ederim ölmemeye yemin etmiş ya. Abla 5 dolar var diye bir saat benimle kavga ettin ya. Dışk da dışk, dışk da dışk. Öleceğim abi. Çok kötü dövdü ha bu arada. Abi işte bilgisayarı alınca böyle şeyler oluyor. Bak. Abi bilgisayar komple sorun ya. Bilgisayar hiç almasaydım daha iyiydi dur. Bilgisayar aldıysanız arkadaşlar kesinlikle bir bodyguard tutacaksınız. Hemen bodyguard tut... Aa bak adam gidiyor. Gidiyor değil mi? Abi ben bunu dövemem ya. Dur bodyguard tutayım. Bu kaçmadan bodyguard bulayım bir tane. Şu değil de. Abi şu. Hadi lan. Şimdi gelin yiyorsa bilgisayara oturun da kaçın hadi. Abi canavar şunu dövsene dostum. Abi şunu şunu. Dostum şurada kaçıyor. Abi bak. Yine bana kaldı bu iş. Dostum. Bak dostum şuna vursana. Seni ben tuttum ben. Bak bak Allah Allah. Adamı tutuyor. Hayır hayır dur. Bir dakika. Kaçıyor adam. Yemin ederim iyi adam ha. Bak. Abi çok iyi kaçıyor. Bir tane daha çaktım. Ölüyorum ama bu arada ben. Abi vur kaç taktiğiyle beraber. Harikayım. 5 dolar var diye bir saat dövüştüm lan. Oğlum 5 dolar ben sana... Kafe mi? Abi bir dakika. Dostum bir dakika burada mı? Dövüşüyordum da kavga vardı orada. Kavgadan geldim daha yeni. Abi bu kafe işi zor iş ya. Bodyguard kaçanı dövmezsen ağzını burnunu kırarım bak. Kaçan olursa çak bir tane gitsin ya. Bu arada bodyguard buradayken ben gidip uyusam olur mu? Birden sonra bu kaçıyor mu? Çalınır mıyım? Deneyeceğim. Hop eve geldim. Tamam. Hanım evde misin? Evdeyim. Ha, evdesin. Şu parayı al. 3-5 de bu çalışıyor. Abi mobilya yükseltmeyeceğim şu an kusura bakma. Hanım sen orada dur ben bir uyuyacağım. Hop. Hanım yine işe gitmiş. Hanım işe gitmeyi seviyor valla. Benden çok seviyor işe gitmeyi çünkü ben kalktığımda olmuyor evde. Adam beni de kaldırır lan. Hadi ben kalkıyorum sen niye kalktın da beni kaldırmıyorsun? Kalk kalk desene. Efendi uyan desene. Terbiyesiz. Hemen alıp başını gidiyor. Tamam şimdi kafemize tekrar gidelim. Bu arada biraz mamamız eksilmiş. Biraz yemek yemem lazım. Şu uykusuzluk da beni mahvedecek galiba. Hop şuradan. 1, 2, 3. 10, 20, 30 dolar gitti yemeğe. Bu ne diyor dilenci bugün? Ha geçen de burada kalmıştık arkadaşlar. Dinleme cihazı yerleştir. Tabii yerleştiririm kanka onu halledeceğim dur. Sen dinleme cihazını yerleştireceğim şimdi. Evet bodyguard görevine başladı. Çalan çırpan bir şey var mı? Yok kafe açık mı? Kafe de açık. Sıkıntı yok. Temizlikçi de temizliğini yapıyor. Şu an iyi durumdayız bence. Birazcık buraları renklendirelim. Kafe biraz daha güzel görünmeli bence. Evet şöyle My Cafe diyelim. Şu zemini biraz değişelim. Nerede o? Boyamada mı? Aynen. Yok pardon. Doğru boyamada zemin kısmında. Şöyle güzel bir zemin yapsak ya. Şu kalebodur güzele benziyor. Ha zemin fena değil bu fayanslar. İyi güzel güzel tamam. Bu fayansları sevdim. Temizlik robotumuz olduğundan dolayı da çok da korkmuyorum. Abi şunu da şöyle bırak. Robotçuğumuz da pıtır pıtır çalışıyor orada. Bodyguard bilgisayarı bırakıp gidenlerin ağzını burnunu kır. Patron o iş ben de hallederim. Oğlum konuşmayı bilmiyorsun daha neyi hallediyorsun? Bunların da sesi hep böyle çıkar. Gürül gürül. Aa bu ne değişik bir tavanımız oldu ya. Kenarları da... Bak adam gidiyor bak. Bak gidiyor izleyin. İzleyin adamım benim be bak. Dışk işte bu be. Abi security'yi niye tuttuk lan? Sen ne yapıyorsun oğlum? Senin 5 katın security tuttum öyle yok olursun. Aslanım paranı hak ediyorsun. Bundan sonra gelen herkesi dövebilirsin. Abi var ya siz ne diyorsunuz lan? Bilgisayara oturup da kaçacakmış. Öyle kolay mı lan? Adam izbandut gibi şuna bak. Vurduğun 2 dakikada deviriyor. Bir tane de şu şeyden tutayım dur. Neydi onun adı? Şu çalışanlarda şundan da bir tane tutayım abi. Bu da arkadaşlar bakın. Şu tuttuğum elemana bakın. Bu çok efsane bir şey bu. Ne oldu lan? Kafeye bir şey oldu. Ha uzatabilir misin diyor. Uzatırım tabii kanka. Para iste yeter ki. Para getir gerisi sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar şu elemanı tuttum şu an. Bu da şu Squid Game'ler gelip patlatıyor yani. Bak nerede onlar?
Şu an zaten gelemezler. Gelseler dünyanın kaç bucak olduğunu görecekler. Squid Game geldiğinde kapıda vuruyor lan. İçeri sokmuyor. İnanılmaz bir şey. Bu eleman da bayağı sağlam bir eleman. Şu an yani bodyguard'ı, şu elemanı ve şu karakteri tuttuğunuzda cidden kafe daha aktif işlemeye başlıyor. Neyse, bunlar paralarını öderken arkadaşlar ben gideyim şu böceğe yerleştireyim. Biliyorsunuz az önce bizim namı değer, neydi onun adı? Dilenci patrondan bir görev aldım. Bizim ikinci kattaki internet kafeye gidip oraya böcek yerleştirmem lazım. Dur. Abi iki değil. İkinci kata. Şöyle ha, tamam. İkinci kata gidiyorum. Evimin ikinci katı internet kafe. O da biraz tuhaf ama. Şöyle bir girelim. Hiç çaktırmadan içeri girmem. Selamünaleyküm Hamdi abi. Vallahi var ya, nasılsın, iyi misin? Bizim kafe çok işlemiyor. Senin kafe çok iyiymiş. Dostum benim bura harika işliyor. Vallahi iyiyiz. Yani dostum senin bura iyi. Bakayım şöyle bir gezeyim de geleyim. Tamam dostum, sakın böcek koyma kafeye. Vallahi böcek ne böceği dostum? Ayıpsın, böcek böcek nereden biliyor lan oğlum? Bunun da istihbarat izin var. Bak yerler de pis. Her yer pis. Buraya geliyorlar. O duvarlara tabela falan koymuş. Burayı örnek falan alabiliriz yani. Şöyle pembili membili. Konsollu monsollu mekan. Güzel. Tamam, burayı da bir düşünebilirim arkadaşlar. Burada güzel şeyler var. Da kafede bilgisayarlar çöp. Şöyle bir kenara böcek yerleştireyim. Dostum senin masaya oturabilir miyim? Hiç sorun değil dostum, kendi yerin gibi. Tamam dostum, hallediyorsun. Şuraya otururken böceği yerleştir abi. Tamam, böcek yerleşti. Dostum görüşürüz. Çok oturmadın, niye? Vallahi bir böcek yerleştir. Pardon bir orada oturdum, bir ısındım, gidiyorum. Ha tamam. Hadi görüşürüz. Bu da benim en yakın dostum. En azılı düşmanım. İlk dostum, son düşmanım. Tamam, şimdi böceği yerine yerleştirdik arkadaşlar. Gidelim. Oğlum insene. Abi birinci kata in hadi. Yemin ediyorum bu asansör var ya, sıkıntılı ya. Düğmeye 7 kere basmanı istiyor. Şimdi mekana bir gidelim arkadaşlar. Hop. Böceği yerleştirdik. Şimdi dilenciye diyeceğiz ki abi patron böceği yere. Ya anlamadığım hakikaten var ya. Sürekli dilenci falan, evsiz dilenci, bunlar bize görev veriyor. Onlar ne derse yapıyoruz. Böceği yerleştirdim kanka. Oha. 400 dolar mı verdin? Bir böcek yerleştirmeye 400 dolar mı veriyorsun? Evet, kafe bu arada akıyor arkadaşlar ve güvenliğinden emin olduğum için rahatlıkla bırakıp gidebiliyorum. Yani şu adamla şu adam her şeyi hallediyor ya, bu kadar kolay. Şimdi ne kadar paramız oldu? Buraya daha neler alabiliriz? Onlara bir bakalım. Ha, kafeyi büyütecektim. Abi efsane param olmuş. Şuraya bir mutfak açalım mı? 1400'e mutfak açabiliyorum. Açıyorum lan. Açtım. Mutfak açtım. Ne işe yarıyor abi mutfak? Tam mutfağı açtık. Ne oluyor mutfakta? Bismillah. O ne lan? Abi kocaman yer açtım lan. Dur, çok iyi. Mutfakta neler yapabiliyoruz abi? Fırınımız falan var. Abi biri kaçmaya kalktı. Bizimki dümdüz etti. Güzel. Mutfağı ben beğendim arkadaşlar. Mutfakla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Şuradan genişleti yapıyorum abi. 3-2-1 genişlettim. Şu an genişlettim. Kafe geniş olması lazım. Böyle işler şekilli genişlemiştir. Abi arkaya doğru uzamış ya. Neyse dur, şunu al abi. Tamam, mekan birazcık daha genişledi. Abi şu ışıklar az ya. Şu ışıklardan bayağı fazla lazım. Biraz daha burayı güzelleştirmem gerekiyor. Evet, duvarların rengini bir tık daha değiştirdim. Abla ödemeden gitme. Bak başına bela alırsın. Bak bodyguard var. Abla bak yapma. Allah, ben dedim. Bizim bodyguard hiçbir şeyi affetmiyor. Aslanım eyvallah. Para onun yüzünden bizden kaçamıyor. Yani verdiğiniz paraya değiyor arkadaşlar. Kesinlikle bu oyunu oynarsanız şu bodyguard'ı, şu karşıdaki elemanı kesinlikle tutun. Yani şunu bilmiyorum ne kadar etkisi var. Bu tımbırı tımbırı burada uğraşıyor ama hani çok etkisi var mı onu da bilmiyorum. Ama kesinlikle bodyguard'la şu işte silahlı elemanın çok ciddi etkisi var. Bura kötü kokuyor arkadaşlar. Kötü koktuğu zaman da kafeye kötü yorumlar yapıyorlar. Şununla beraber bir kokuyu düzeltelim. Bu bitti. Bunu sürekli yapacak bir şey yok mu? Bir dakika, şunu bir çöpe atalım. Arkadaşlar bu arada bakın, sol taraftaki her şey bitti. Şu an gidip yatıp uyumazsam bayılacağım büyük ihtimal. Bakalım bayılacak mıyım? Şöyle biraz daha şöyle koşturayım sağa sola. Bayılmaya çalışıyorum. Bayılmak istiyorum. Hadi hadi dostum, beni bayılt. Bayıldım. Tamam, evet. Arkadaşlar bakın, uzun süre arkadaşlar bu üst tarafta güç çubuklarını düşük şekilde kalırsa bir zaman sonra bayılıyorsunuz ve evde uyanıyorsunuz. Evin içine yağmur yağıyor. Evet. Mükemmel bir bug daha bulduk arkadaşlar. Evin içine yağmur yağar mı abi? Ne saçma iş. Dur. Şu dolabı dolduralım. Gidelim. Abi evin içine yağmur yağmaması lazım. Bu çok saçma bir bug olmuş. Tamam. Dışarıda yağmur yağıyor. Hiç yoktan. İkisi de aynı. Dilenci görev ne? Abi 1500 dolar mı? Dostum şimdi değil. Sonra o işi halletsek.
şu oda kokusu işini halletmem lazım. My Cafe'de bir... Haa, My Cafe'de var. 320 dolara sprey var. Aldım. Nerede bu? Bakalım. Aa, sıktı. Sesini duydum lan, fışk fışk diye. Aa, burada. Vay arkadaşlar. Oda kokusu işini de spreyle halledebiliyoruz. Oda... Biri bir şey taradı. Ana, Squid Game gelmiş. Bakın, girmeden bizim taramalı tüfekçimiz onu burada indirdi, yamulttu. Bayağı iyi bir şey bu. Şimdi çok fazla para kazanmam gerektiği için şu aletlerden çokça bana lazım. My Cafe'ye bir daha bakalım abi. LED'ler koyabiliyormuşuz. O 1000 dolar çok fazla. Şu an lüzumsuz geliyor bana. Ana bilgisayarımızı güçlendirebiliyoruz. Boyamayı zaten yaptık. Öğelerde bahşiş kutusu. Abi bu çok para getirmiyor. Ben bunu hani işe yarayacağına inanmıyorum. Eski hoparlör var. Bu bir işe yarayabilir mi? Bir açalım. Şu an hoparlör aldık. Ne olacak? Ha, Spotify mı çalabiliyoruz? Aynen. Tamam, içeride müzik çalsın abi. Şöyle döngülü müzik çalsın. Hadi bakalım. Ha, şunlar. Hoparlör getirdik mekana. Bu ne yapıyor lan? Dostum ne yapıyor? Şişt. Abi adama bak lan. Yeni bir sistem geliştirdi kendine. Kanka güle güle. Bizim kafe böyle işte, yeniliklerle dolu. Bambaşka hale getirir seni. Adama bak, adamı ne hale getirdik. Dur kafe. Oğlum. Biri şurada bir şey istiyordu, bir dakika. Allah Allah. Ama adam nasıl girdi, nasıl çıktı? Normal girdi. Uçarak çıktı. Kayarak çıktı. Bak hala öyle gidiyor. Oğlum takıntılı mısın? Kanka. Nasıl yapıyorsun lan, bana da öğret. Adam şekilli yürüyor ha. İşi öğrenmiş. Hadi görüşürüz. Tamam, bunu da bunun yanına koydum. Burada iki tane bundan. Karşıda da üç tane var. Bayağı iyi bence bu. Bu sefer bayağı iyi oldu. Şunlar bunlara çarpıyorlar ama çarpmasalar iyidir. Para verdi adam. Bu arada arkadaşlar, mesela şu parayı almadınız. Uzun süre almadığınızda bu adam gitmeye kalkıyor. Bakın şimdi mesela. Bu adam gitmeye kalkacak şimdi. Uzun süre parasını almayacağım. Şu an biraz kavga çıkarmış gibi olacak. İzleyin. Parayı almayacağım ve bırakıp gitmeye kalkacak. Ama bizim bodyguard'a bakın, izleyin. Öyle parayı almadan da gidemiyorsun bak. Dışk. Abi bu. Bak oradan Squid Game indirdi. Burada bodyguard bunu indirdi. Sen ne istiyorsun dilenci? 1500 dolar. Dur bakayım, var mı lan? Bir dakika, 1500 dolarım var mı benim? 900 dolar. Sana da hallet. Dur bekle, seni de halledeceğim. 1500 dolar vereceğim sana. Şimdi 1600 dolarımız var. Merak ettiğim şey son olarak şu bizim namı değer, namı diğer. Dilenci patron. Dilenci patron, sen benden 1500 dolar istiyordun. Al bakalım ne yapacaksın, çok merak ediyorum. Al lan. Al 1500 dolar. 1500 dolar bomba. Bomba mı? Ne bombası lan? Ne oluyor? Kafe, kafe mi pat? Bir, ha, bura benim kafem değil. Ne yaptı lan bu? Oğlum ne yaptın? Kanka. Neyi patlattı oğlum bu? Öbür kafeyi mi patlattı? Benim kafem ne durumda? Yamuk olmaz değil mi? O benim kafem değildi çünkü çok değişik bir yerdi. Benim kafem iyi. Öbür kafeyi... Ha, şakadan patlatmış gibi mi yapıyorlar? Gerçekten patlamamıştır. Şakacıktan patlamış gibidir. Dur. Bizim böcekçi amcanın yanına gidelim. Hamdi abinin yanına gidelim. Hamdi abi. Dur, ikinci kattaydı değil mi Hamdi abi? Hamdi abiye bir sorayım. Nasılsın, iyi misin falan diyeyim ya böyle. Hamdi abiyi merak ettim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Adam bana böcek yerleştirdi. Orada kafeyi patlatmış gibi yap. Patlatmış gibi yapmamış. Hamdi abi. Hamdi abinin boynuna bak. Hamdi abi boynunu ne yapmışlar? Hamdi abicim sürüklü böceğe dönmüşsün lan. Ana oy. Bunları alamıyor muyuz? Abi yürüt. Kaçır kaçır oğlum, malzeme kaçır. Abi nasıl alamıyorum? Abla, Hamdi abinin oraya gelirsen böyle olursun. Bana gelecektin. Abi ne yapmışız biz? Oğlum Hamdi abinin mekanından hakikaten mi bir şey yürütemiyorum? Oğlum yürüteyim bunları, çok iyi olur lan. Abi şunların hepsini yürütebilseydim var ya, benim kafeyi şeye çevirirdim. Ne derler ona? Bildiğim böyle metropole çevirirdim. Ya çok iyi değil ama burada birkaç malzeme seçerdim şöyle. Masa falan. Ne bileyim, tablolar al. Biri birine dayak atıyor bu arada. Hamdi abi özür dilerim. Ben yapmadım. Dilenci yaptı. Kusura bakma. Doktor çağırayım mı doktor? Hamdi abi öbür taraflara doğru yolcu. Yolcu yolunda gerek. Ben kaçayım. Sonra polis gelir. Benden bilir. Ama 1500 dolar da ben verdim ha dilenci. Biraz mafyaya dönmeye başladık. Kafecilikten
mafyacılığa doğru gidiyor galiba bu iş. Aslında saçma gelmeye başlamadım değil. Niye ben karşı kafeyi patlatıyorum abi? Daha çok mu müşteri gelecek? Ya böyle olunca öyle oluyorsa aslında iş yapabilir bu iş. Bak her şey senin yüzünden terbiyesiz. Hiç rahat durmuyorsun. Tamam bizim elemanlar yerinde. Dur bir dakika. Şuraya bir bakayım abi. Mahvettin abi beni. Yine 1000 dolar biriktirmişim bu arada. Şunu onayla. Abi böyle bir şey yok ya. Evet arkadaşlar, bu videonun bu şekilde sonuna gelelim. İnternet kafeyi genişlettim ama çok internet kafe değil, oyun kafe gibi oldu. Henüz şu yemek yerini çözemedim. Orayı çözeceğiz inşallah. Şuraya bir koku taktık, etrafı ışıklandırdım ve mükemmel bir internet kafe olduğunu düşünüyorum. Ya kesinlikle şu maskot, şu adam ve şu bodyguard çok önemli bence burada. Ve şu oyun makinelerini kurduğunuzda hiçbir şekilde... Bizimki gene taradı birini, dur. Lan yangın, dur yangın. Oğlum yanma bak. Bilgisayarların böyle sıkıntısı var işte. Oyun makineleri hiç yanmıyor. Abi bir saatte söndü ya. Arkadaşlar bilgisayarlar hakikaten sıkıntılı. Oyun makinelerinde hiç böyle şeyler yaşamıyorsunuz. Bilgisayar aldığınızda başınıza bela alıyorsunuz ya. O yüzden çok bilgisayar almak istemiyorum. Hani bir daha bilgisayar alırsam bir dahaki bölümde şu bilgisayarı komple satacağım. Mükemmel bir bilgisayar koyacağım bunun yerine para biriktirip. Yani böyle kötü bilgisayar falan almayacağım. Bakalım bir dahaki bölümde neler olacak arkadaşlar. İnternet kafe simülatörünü seven arkadaşlar lütfen bunu yorumlarda yazmayı unutmasınlar. Bence kafemiz bir önceki bölüme göre çok daha gelişmiş ve güzel bir kafe oldu. Ver kanka parayı. Ve dediğim gibi korumalarımla, maskotumla beraber mükemmel bir kafe haline gelmeye başladık. Bu videonun bu şekilde sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki internet kafe simülatör oyununda... Adam oğlum gördünüz mü? Yani şuradan gidecekken bir anda bilgisayar... Tabii ki dostum. Tüm paranı bana teslim edebilirsin. Paran bende güvende. Adam makineden çıkarken döndü gitti bilgisayara oturdu. Üzülme dostum, kötü bilgisayar değildir. İdare eder. Tabii ki şunlar benim için çok daha iyi. Bakın izleyin. Pat para. Bak şimdi izle. Pat para. Pat para. Abi nasıl akıyor ya? Kaç lira oldu? Hemen 963 dolara yükseliyorsunuz. Hani para harcıyorsunuz, hemen peşinde para geliyor. Dostum sen fazla ver lan. Sen zengine benziyorsun. Üstün başın düzgün senin. Sen bir 300 dolar falan bırak şu makineye. Terbiyesiz 120 verdi. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu videonun bu şekilde sonuna geldik. Bir sonraki internet kafe simülatör bölümünde görüşmek üzere diyorum. Bulgur netimizi unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.